Bu bölümde gayrimunsarif konusunu ele alacağız. Gayrimunsarif konusu ana hatlarıyla şu. Eğer bir kelime tenmin almıyor, esreyi kabul etmiyor, elif lam başında gelmiyorsa, kullanılamıyorsa bunlara gayrimunsarif deniliyor. Şöyle bir örnek üzerinden rahatlıkla anlayabiliriz. Mesela Ahmedu kelimesi gayrimunsarıftır. Ve bunun irap durumunu şu örnekte rahatlıkla görebilmekteyiz. Hâzâ <laughs> Ahmedu bu Ahmet'tir. Ra'eytu <laughs> Ahmed'e, Ahmet'i gördüm. Sellemtu <laughs> ala Ahmed'e, Ahmet'e selam verdim. Bunun yerine munsarif olan bir kelime, Ahmet değil Muhammed olsaydı, cümle şöyle olacaktı. Hâzâ <laughs> Muhammedun, bu Muhammed'dir. Ra'eytu Muhammeden Muhammedi gördüm. Sallamtu Ala Muhammed'in Muhammed'e selam verdim. Farkı nedir? Ee, i̇şte Ahmedu, Ahmedün olmuyor. El Ahmedu, Eliflam tarzında başına bir şey gelmiyor. Sallamtu Ala Ahmed'e örneğinde görüldüğü üzere başında harfi cer olmakla beraber sonu esre almıyor. İşte gayrımunsarifın özelliği bu. Ahmet gibi kelimeler gayrımunsarif. Ve daha hangi kelimeler gayrımunsarif? Bunu ana başlıklar halinde değerlendirebiliriz. Mesela Arapçaya yabancı dilden geçen kelimeler genelde gayrımunsariftir. Nisal Suresi'nde geçen şu ayete bakabiliriz. Ve ahayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve'l-Asbat ve İsa ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman. Allahu Teala bu peygamberlere vahyettiğini bildiriyor. Ve ohayna biz vahyettik ile İbrahim'e. İbrahim gayrı Başında harfi cer ile olmakla beraber İbrahim'in olmamıştır. Normalde burada Muhammed olsaydı ile Muhammed'in olacaktı. Ama kelime gayrı olunca İbrahim'e ve İsmail'e, İsmail, İshak, Yakup, İsa, Eyyub, Yunus, Harun, Süleyman bunların tamamı gayrimusarif. Sonunda an bulunan özel isimler gayrimusarıftır. Şehru Ramazan derken bu şekilde Şehru Ramazan Ramazan ayı. Türkçe'ye dat z olarak geçmiş böyle olunca biz Ramazan isim olarak kullanmaktayız. Ee, ama Arapça orijinalinde bu Ramadan ve Ramada kökünden ama sonuna bir Elif Nun almış. Bu Elif Nun onu gayrı musarif yapıyor. Ramadane, Numane gibi bu şekilde e, kelimeler gayrı musarif. Şehru Ramadan, Ramazan ayı, şehir ay demek. Ellezi ki unzile fihi'l Kur'an. Ee, Kur'an onda indirildi. Yani oruç günleri Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Evvelinde nazar alırsak mana bu. Ahmedu ve Yahya gibi fiil vezinde gelen özel isimler bunlar da e, gayrı munsarıftır. Ahmedu Hamide Hamide hamdetti demek. Hamide hamdetti. Ee, yahmedu e hamdeder. Ahmedu ben hamd Yani kelime anlamı itibariyle bu veya e, e ismin taftil şeklinde Ahmedu öyle de düşünülebilir. Ve bu e, isim olarak kullanılıyor. İsim olarak kullanıldığında gayrımun sarf. Yahya hayye kökünden geliyor. Hayye hayatta oldu. Yahya Türkçede yaşar dediğimiz kelimenin Arapçası. Bakın ikisi de isim olarak kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Yahya ismi geçer. Türkçede de Yaşar ismi kullanılmaktadır. İşte Türkçedeki yaşar kelimesi gibi bunu düşünelim. Ama fiil vezninde gelmiş. Türkçede de fiil vezninde yaşar falanca yaşar yani hayattadır gibi kullanırız bunu. Arapçada da Yahya hem yaşar anlamına geliyor hem de isim olarak kullanılıyor. Böyle olunca bu kelime de gayrı munsarıftır. Her ikisini ayetlerden görebiliriz. Mesela Hz. İsa e, İsrailoğulları içinde çıkmış bir peygamber. Onlara şöyle söylüyor. Ve mübeşşiran ben bir müjdeciyim. Müjdeci olarak gönderildim. Bir rasulin bir peygamberin müjdecisi. Yettiğimin badi benden sonra gelir. İsmuhu Ahmet. İsmi Ahmet'tir. Yani İsa demişti ki benden sonra gelecek Ahmet isminde bir peygamberin müjdecisiyim. Malum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, isimlerinden birisi Ahmet'tir. Sen Ahmet'i Mahmud'u Muhammed'sin efendim. Şiirlerimize bu şekilde e, geçmiştir. Şeyh Galip'in şiirinde yer alıyor. Burada ismuhu Ahmet Ahmet onun adı Ahmet'tir. Ee, peygamberimizin bir ismi aynı zamanda ve isim olarak da kullanılabilmekte. Ee, gayrı Normal Normalde ismuhu Muhammed olsaydı Muhammedün olacaktı. E, tenmin alacaktı. Ama Ahmet tenvin almıyor. Ahmet esre almıyor. Bundan dolayı gayrı Munsarif. Hz. Zekeriya ile alakalı, Hz. Zekeriya ve oğlu Yahya ile alakalı ayet. Allahu Teala Hz. Zekeriya'nın erkek evlat e, talebini, duasını kabul ediyor ve e, şunu bildiriyor. Ya Zekeriya, ey Zekeriya, inna nubeshşiruke. Biz sana müjdeliyoruz bir gulamın, bir erkek çocuk. Ee, i̇smuhu, onun ismi Yahya ismi Yahya'dır. Burada yani tenvin almadığını görüyoruz. Yahya derken fiil vezninde gelmiştir. Mesela la yamutu fiha ve la yahya. Kur'an'da başka ayette fiil olarak geçer. Cehennemdekilerin durumunu anlatıyor. La yamutu fiha kişi orada ölmez ve la yahya ama orada yaşamaz da. Yani oradaki hayat Hayat ismine layık değil adeta. Ne ölür ne e, diri kalır. Orada fiil olarak geliyor ama burada isim. İşte eğer e, bir isim fiilden yapılmışsa bu da e, gayrimusarif oluyor. Ef'alü vezinde gelen sıfatı müşebbehe ve ismi taftiller. Bunlar da almaz ve e, eliflam almaz esreli bir halde kullanılmaz. Ne gibi? Vel fitnetu fitne ekberu daha büyüktür. Minel gatli <fifitnet> öldürmekten. Fitne öldürmeden daha büyüktür. Yani öldürmek çok büyük bir olay. En büyük günahlardan birisi. Ama insanların inancıyla oynamak, onlara din noktasında baskı kurmak, böyle bir fitneye onları düçar etmek, öldürmekten çok daha beter bir durumdur. Ayet bunu anlatıyor. İşte vel fitnetu ekberu yani normalde fitne burada ...mübtedadır. Mesela fitne ile alakalı ben başka bir e, ibare kullanacak olsam tenvinli gelecek. Mesela ne diyelim? Vel fitnetu mudırratun fitne zararlıdır. Mesela dedim mudırratun tenvinli geldi. E, ama ekberu tenvinli gelmedi. İşte efalu vezni bu vezinde gelen sıfatı müşebbehe ve ismi taftiller e, gayrı almaz, tenvin almaz, esre haline gelmez. Diğer ayet bu da sıfatı müşebbeheye misal ve daraballahu meselen Allah darbu mesel getirdi, örnek getirdi. Raculeyni iki adamı. Racul e, bir adam. Raculeyni iki adam. Ama daraballahu meselen bunun mef'ulü olduğundan raculeyn oldu. İki kişiyi, iki adamı misal getirdi. Ehaduhuma bunlardan birisi ebkemu dilsizdir. Ebkem sıfatı müşebbehe ef'alü vezninde geliyor. Ebkemün olmuyor. Tenmin almıyor. Yani normalde burada e, ehaduhuma diyelim fakirun gelebilirdi. Bunlardan biri fakirdir. O zaman tenmin alacaktı. Fakirun veya ganiyun zengin. Birisi zengin. Bu e, şekilde tenmin alacaktı. Ama eb kemu e, sıfatı müşebbehe deniyor bunlara. Daimi kalıcı bir özellik. E, i̇şte birisi dilsiz. La yakdiru ala şey. Hiçbir şeye kadir değil. Hiçbir şeye gücü yetmiyor. Tabi ayetin ahiri falan var. Onlarla daha iyi anlaşılır. Biz burada ebkemu kısmını misal olarak vermiş oluyoruz. Şu kalıplarda gelen isimler gayrı munsarıftır. Feailu, 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 mefailu, mefailu. Bunlar biraz dikkat edilirse zihinde kalabilir örneklerle daha iyi hatırda kalacaktır mesela innel müttakı şüphesiz müttakiler takva sahibi kişiler diğer alemde e, diğer alemdeki durumları Fillein gölgelerdedir ve uyunun pınarlardadır pınar başlarındadır yani diğer alemde cennette takva sahibi kişiler eee gölgelik, pınarbaşı olan yerlerde ve fevakihe ve meyveler mimme yeştehun orada canlarının çektiği meyveler vardır. Burada fevakihe işte fea ile vezni birinciye uyuyor. Fevakihe fakiha meyve demek. Ama fevaki bunun çoğulu bu tür çoğullarda gayrimunsarif olarak kullanılıyor. Yani tenmin almıyor ve esra kabul etmiyor. Ve fevâkihe mimmâ canlarının çektiği meyveler var. Bir başka örnek ve zeyyen zeyyenne semâed dünya ha andolsun biz yakın semayı lamba misal yıldızlarla süsledik and andolsun zeyne süsledik. Sema dünya yakın semayı. Dünya yakın demek ahiret diğer alem. Ee, malum dünya aynı zamanda yaşadığımız gezegen içinde kullanılır. Sema dünya yakın sema veya dünya seması diyenlerde oluyor. Yakın semayı mesabiha misbahlarla süsledik. Bakın burada mesabiha Başında harfi cer var. Harfi cer normalde e, bunu mesabihin haline getirmesi gerekir. Fakat e, sarıf olduğundan tenmin kabul etmiyor, esre kabul etmiyor. Mesabiha oluyor. Biz yakın semayı lambalarla yani yıldızlar lamba misal e, bizim dünyamızı böyle süslüyor. Cenab-ı Hakk'ın Ümmeti Muhammed'e nimetlerinin anlatıldığı, özellikle ilk devir Müslümanlarına hitap eden bir ayeti. Allah şöyle buyuruyor. Gad nasara kumullahu fi mevatina kesira ve yevm Hunayn. Gad andolsun nasara Allah size yardım etti. Fi mevatina kesiratin çok yerde, birçok yerde Allah size yardım etti. Ve yevm Hunayn. Ve Huneyn gününde, Huneyn savaşında da yardım etti. Burada mevatına kethira güzel bir örnek. Mefail vezne, e, mefail vezinde olanlar gayrimunslıftır demiştik. Başında fi harfi var. Normalde e, gayrimunslıf olmasaydı fi mevatının kethiratin gelecekti. Ama e, kendisinden sonra sıfat olarak gelen kefiratin olmakla beraber mevatına temin tenmin almadı. Esre olmadı. Fi mevatına kefiratin. İlginç, güzel bir örnek. Allahu Teala bize nimet olarak verilen hayvanları anlatıyor. Koyun, keçi, sığır, deve. Bunlara en'am deniliyor. Ve lehum o insanlara var. Fihe bu hayvanlarda, en türü hayvanlarda menafi'u menfaatler var ve meşaribu ve içecekler var. Burada menafi'u e, nefa'a kökünden geliyor. Nefa'a faydalı oldu demek. Menfa'a Türkçede menfaat olarak kullandığımız kelime ve bunun çoğulu menafi'u. Menafi'u kelimesi e, kalıp olarak mefailu vezinde, bu vezinde gelen kelimeler gayrı Diğeri meşaribu. Şeribe kökünden şeribe içti. İşte meşrap içmek, içme zamanı, içme yeri gibi anlamlarda. Ve bunun çoğulu meşaribu. Meşrap, meşaribu, meşrepler. Yani içecekler. işte hayvanlarda bir takım menfaatler bize var. Affedersiniz, tezeyine kadar gübresine kadar bizim için faydalı. Meşarip bir de süt gibi onlardan içecek ve sütten elde edilen ayran gibi içecekler onlardan elde etmekteyiz. Başka örneklerle bunları teyit edebiliriz ve Kur'an'da bunun hayli kullanıldığını bu şekilde görmüş olacağız. Mesela Allahu Teala peygamberleri yine burada nazara veriyor. Ve vehebna lehu İshak ve Yakub. Ona yani İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. Ve hebne ve hebe ve hab. Ve hap Allahu Teala'nın hibe olarak vermesi. İhsan da bulunmak. Biz ona İshak'ı, Yakub'u ihsan ettik. İshak oğlu, Yakup da torunu. Küllen hedeine hepsini hidayete erdirdik. Küllen hedeine hepsini hidayete erdirdik. Ve Nuhan Nuh'u da hedeine min gabil daha önceden hidayete erdirmiştik. Bakın burada Nuh'an yani hedeine Nuh'an gibi düşünelim. Tenvin alıyor. Yani dolayısıyla musarif. Ama devamında isimler gelecek. Bunlar gayrimusarif. Ve min zürriyetihi ve onun zürriyetinden Davud'e ve Süleyman'e ve Eyyub'e ve Yusuf'e ve Musa ve Harun onun zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u da hidayete erdirdik. Ve burada geçen isimler tamamı gayrimusarif Davud'e, Süleyman'e yani normalde Davud'en olacaktı Nuh'an'da olduğu gibi ama olmuyor. Davud'a, Süleyman'a, Eyüp'e, Yusuf'a, Musa, Harun. Bunların tamamı gayrımunsarif. Ve kezalike neczi'l muhsinin işte muhsin olanları biz böyle mükafatlandırırız. Bu ceza yeczi' Türkçe'ye ceza olarak geçmiştir ve Türkçe'de ceza menfi bir çağrışım alanına sahiptir. İşte falanca şöyle kötülük yaptı. Cezasını buldu. Ee, i̇şte suç ve ceza. Suç varsa cezada olmalıdır. Buralarda kullanmaktayız. Ama Arapça kullanımda ceza, karşılık vermek anlamında biz muhsin olanlara işte böyle karşılık veririz. Yani daha böyle lafza uygun manayı bu tarzda düşünebiliriz. Mesela Arapça ders anlatanlara ders bittikten sonra talebeler derler ki, Cezakumullahu hayran. Allah hayırla sizleri cezalandırsın. Yani ödüllendirsin anlamında kullanılır. Ve başka peygamberler ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyasa. İlyasa. Bunlar işte Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas'ı da hidayete erdirdik. Küllüm salihin. Bunların hepsi min salihin salihlerden idi ve İsmail ve Elyesa ve Yunus ve Lut'an İsmail Elyesa Yunus ve Lut bunları da hidayet erdirdik Lut'an tenvin aldı diğerlerinden farklı bakın ve kullen faddalna alel alemin hepsini alemlere üstün kıldık yani peygamberler diğer insanların daha fevkindedir, daha üstündedir ve bu şekilde e, seçilmiş kullardır. Bu dersimizde gayrimun sarıfı ele almış olduk. Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşımıza çıkabilecek konulardan birisidir. Ve sınırları mazbuttur. İşte tenvin almayışı, esre almayışı, eliflam almayışı daha biraz ayrıntıları var ama o ayrıntılar... Şu an bu programın çerçevesine uygun düşmediğinden o ayrıntılara biz girmedik. Çok özel durumlarda esra aldığı olabiliyor, eliflem aldığı olabiliyor. Onlar özel durumlar daha ileri düzeyde çalışmalarda bunları öğrenmeniz ve ona göre değerlendirmeniz mümkündür.